Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere rulo pasta yapacağız. Öncelikle bir kabımıza 3 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı şeker, 4 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta alalım. iyice çırpalım. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra ocağımızı alalım. Karıştıra karıştıra koyuluşuna kadar pişirelim. Durmadan karıştıralım ki kremamız yapışmasın. Koyulaştıktan sonra üzerine bir paket vanilin ekleyelim. Şekerle vanilin tamamını boşaltın iyice çırpıyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve ocağımızın altını kapatıyorum. Tereyağımız eriyene kadar iyice çırpalım. Kremamızın üzerine kabuk tutmaması için bir streçle kapatıp e, soğumaya bırakalım. Mutlaka streç filmi üzerine iyice kapatın ki kremanız kabuk tutmasın ve e, koyu bir kıvam almasın. Evet arkadaşlar, hemen bir su bardağı süt, bir paket krem şantimizi koyulaşana kadar iyice çırpacağım ve dolapta bekleteceğim. Kekimiz için 3 adet yumurtamızı kıralım. Yumurtamızı bir çırpıcı yardımıyla iyice açalım. Daha sonra bir su bardağı bir parmak eksik şekerimiz azar azar ilave ederek çırpmaya devam ediyorum. Daha sonra üzerine bir yarım çay bardağı ılık suyu azar azar ilave ederek şekerimizin erimesini sağlıyoruz ve kekimizin daha güzel kabarmasını sağlayacak bu aşama ve kekimiz hiçbir şekilde yumurta kokmayacaktır daha sonra üzerine bir paket şeker vanilya ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum siz el blenderınız varsa onu da kullanabilirsiniz ben elde çırpı verdim daha sonra bir su bardağı unu azar azar ilave ediyorum daha sonra bir paket kabartma tozu ekliyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Akışkan bir kıvam alana kadar. Yağlı kağıt sermiş olduğum bir dörtgen bir tepsimizin üzerine kek hamurumuzu dökelim. Eşit oranda dökmeye dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü kare şeklinde olacak. Yani bir spatula yardımıyla eşit oranda tepsimizin her yerine dağıtacağım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 veya 35 dakika pişireceğiz. Zaten kek hamurumuz çok ince olduğu için çabuk pişecektir. Mutlaka dikkat, kontrollü pişirelim ki yanmasın. Bir spatula yardımıyla iyice düzeltiyorum. Bakışkan bir hamur olduğu için eşit oranda dağılmıyor. Düzelttikten sonra fırınımıza göndereceğiz. Evet arkadaşlar kekim pişti. Hemen yağlı kağıttan ayrıştırdım. Ters çevirdim. Kenarlar biraz kuruduğu için sütle ıslatıyorum. Sütle ıslatalım. Kenarlar kuruduğu için mutlaka sütle ıslatmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha yumuşak olması için. Soğuyan kremamız zaten koyu bir kıvam almış. Birazını ortasına süreceğim. Birazını da üzeri için ayıracağım. İyice eşit oranda Sür, sürelim. Aynı eşit oranda olsun. Gerçekten de krema çok güzel olmuş. Ortasını bir adet muz dilimi kullandım. Ortadan ikiye kestim. Yerleştirdim. Hemen sarıyorum elimle. iyice sardım arkadaşlar. Hemen bir kare borcama aldım. Üzerine kalan kremamızı da sürüyorum. Kalan kremamızı da sürdükten sonra dolapta soğumuş olan Krem şantimizi süreceğim. Evet arkadaşlar, krem şantimi de sürüyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Hem yapımı çok kolay. Hemen üzerine çizik atıyorum. Şeklim vardı bu şekilde. Dolapta dinlendireceğim. Dolapta dinlendi krem şantim dondu. Hemen birazdan sıkma torbamı aldım. Üzerine şekiller veriyorum. Siz istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. E, bu şekil verdikten sonra e, direkt dolaba kaldırıp bekletebilirsiniz. Direkt de servis edebilirsiniz arkadaşlar. Yani krem şantili olduğu için fazla dışarı durdurmamaya dikkat edin çünkü krem şanti hemen anında eriyor. Hemen üzerine çilekle süsleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel oldu. Kalan krem şantimin hepsini kullandım. Çilek dilimleri yerleştiriyorum. Siz istediğiniz herhangi bir meyve ile süsleyebilirsiniz. Gerçekten de çok şahane oldular. Gördüğünüz gibi. Hemen sizlere dilimleyeceğim. Çileklerin olduğu yerden dilimler atıyorum. Biraz dilimleri büyük yaptım. Siz isterseniz bu büyük dilimi ortadan ikiye de kesebilirsiniz arkadaşlar. Hemen dörde böldüm hemen servis tabağımı alacağım içinde göstereceğim sizlere gördüğünüz gibi arkadaşlar muz dilimi de kullandım gerçekten de çok güzel oldular hem göze hem mideye hitap ediyor diğer dilimi de servis tabağıma alacağım şipşak misafiriniz geldiğinde bu şekilde yapıp servis edebilirsiniz arkadaşlar gerçekten çok güzel çok şık bir sunumu var mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.